Merhaba çocuklar, yeni bir dersimizde daha sizinle birlikteyiz. Şimdi, önümde görmüş olduğunuz kalemlikte 25 tane kalemim var. Bir diğer kalemlikte de 34 tane kalemim var. Şimdi benim kalemlerimin sayısı ne oldu çocuklar? Arttı, öyle değil mi? Çünkü önce 25 kalemim vardı, yanına 34 kalem daha geldi ve kalemlerim arttı. Şimdi bu durumu tahtada görelim. Önce 25 kalemim vardı, öyle değil mi? Sonra 34 kalem daha geldi. 25 sayısını inceleyelim. 25 sayısının içinde kaç tane onluğum var çocuklar? 2. 25 sayısının içinde 2 tane onluğum var. Peki, kaç tane birliğim var çocuklar? 5. 5 tane de birliğim var. Evet. Şimdi 34 sayısını inceleyelim. 34 sayısının içinde kaç tane onluğum var çocuklar? 3. 3 tane onluğum var. Çok güzel. Peki kaç tane birliğim var? 4. Sayımın içinde 4 tane birliğim var. Peki şimdi benim ne yapmam gerekiyor çocuklar? Bu iki kalem sayısını toplamam gerekiyor. Çünkü kalemlerimin sayısında bir artma meydana gelmiş. Evet, toplama işlemi için bana bir artı işareti gerekli. Evet, sayılarımı toplayacağım. Çocuklar, toplama işlemine her zaman birler basamağından başlanır. Biz biliyoruz ki birler basamağı sayımızda birliklerin yazıldığı yerdir. Evet, birlikte yapalım. 5'in üzerine 4 sayalım. Evet, hep birlikte parmaklarımızın yardımıyla 6, 7, 8 ve 9. Evet, yine 9 rakamını sayımızın birler basamağının altına yazıyoruz. Şimdi onluklara geçelim. Onlar basamağını toplayalım. 2 onluk, 3 onluk daha. Kaç onluk eder çocuklar? 2'nin üzerine 3 onluk sayalım. 3, 4 ve 5. 5 onluk eder. Demek ki 25 kalemimin yanına diğer bir kalemlikte bulunan 34 kalemim daha gelirse sonuçta benim 59 kalemim olur. 59 sayısını da inceleyelim çocuklar. Artık benim 5 onluk ve 9 birlikten oluşan 59 tane kalemim var. Öyle değil mi? Evet çocuklar, şimdi tahtada yaptığımız örneği ekranımızda inceleyelim. 25 sayısıyla ilgili onluk taban bloklarını görelim. 25 sayısı, evet, 2 onluktan gördüğünüz gibi 5 tane birlikten oluşuyor. Şimdi 34 sayısını görelim. 34 sayısı 3 onluktan 4 birlikten oluşuyor. Şimdi toplama işlemi için önce birliklerimi topluyorum. 5 birliğim burada var. 4 birliğim burada var. Ne olur? 9 birlik olur, öyle değil mi? Evet, 9 birlik. Şimdi 2 onluğum burada var. 3 onluğum da burada var. Kaç onluk olur? 5 onluk olur, öyle değil mi? Evet. O zaman cevabım 5 onluk ve 9 birlik. Yani 59'dur. Evet çocuklar, 59 sayısına ekranda da ulaştık. Şimdi gelin sınıfta onluk taban bloklarımızla yaptığımız işlemi bir kez daha görelim. Evet, önce birliklerimize bakalım. 25 sayısında 5 tane birlik grubumuz var. Evet, bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, 5 tane birliğimiz var. 34 sayısında 4 tane birliğimiz var. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi ikisini bir araya getirip topladığımda artık benim 9 tane birliğim oluyor. Evet, 9 tane birliğim var. Şimdi onluk bloklarıma baktığımda 25 sayısında 2 tane onluk grubumun olduğunu görüyoruz. 34 sayısında ise
1, 2, 3. 3 tane taban bloğumun olduğunu görüyoruz. İkisi yan yana geldiğinde 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane onluğum oluyor. O halde cevabım 59. Toplama işlemini biraz daha inceleyelim. Toplama işlemindeki terimlerimize bakalım. Çocuklar, toplama işlemimizde buradaki sayılarımız her zaman, bakalım neymiş? Her zaman toplanan şeklinde ifade edilir. Buradaki terim ise, buradaki sayı her zaman toplam şeklinde ifade edilir. Demek ki toplama işlemimizdeki terimler toplanan, sonucumuz ise toplamdır. Evet, şimdi önümde görmüş olduğunuz torbada sayılarım var. Gelin sizlerle birlikte, siz bana yardımcı olun, bu torbaların içinden sayılarımızı çekelim ve daha sonra toplama işlemini gerçekleştirelim. Evet, ben hemen geliyorum. Evet, hemen Bartu bana sayıyı çekiyorsun. Evet. Evet, 21. Buradan da sayıyı çekiyorsun. Evet, diğer torbamızdan sayımızı çekiyoruz. Evet, şöyle sayılarımıza bakalım. Evet, torbamızdan 21 ve 18 sayısını çekti Bartu. Şimdi gelin toplama işlemiyle birlikte sayılarımızdaki artışı görelim. Tahtamızı önce temizleyelim. Evet Bartu, Bartu'nun çektiği sayılar neydi? 21 ve 18. Evet, önce sayılarımızı inceleyelim. Evet çocuklar, 21 sayısının içinde kaç tane onluğum var? 2. 2 tane onluğum var. Aferin size, çok güzel. Peki, kaç tane birliğim var? 1. Sadece 1 tane birliğim var. Evet, çok iyi. Peki 18 sayısının içinde kaç tane onluğum var? 1. Aferin. Peki kaç tane birliğim var çocuklar? 8. 8 tane birliğim var, öyle değil mi? Peki şimdi toplama işlemi için bana bir artı işareti gerekli. Peki çocuklar, toplama işlemine hangi basamaktan başlıyorduk? Birler basamağından başlıyoruz, öyle değil mi? Birler basamağında bir var. Şimdi birin üstüne parmaklarımızın yardımıyla 8 sayalım. Evet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, 9 rakamını birler basamağımızın bulunduğu yere yazıyoruz. Evet, şimdi onluklarımıza bakalım. Onlar basamağındayız. 2, 2 onluk. 1 onluk daha. 2'nin üstüne 1 sayalım. 3. Evet. 3 onluk. Yani cevabımız neymiş? 39. Gördüğünüz gibi 21 sayısının yanına 18 sayısı gelirse toplarım ve artışımdan sonra cevabım 39 olur. Gelin toplamımızı inceleyelim. Toplamımızın içinde evet 3 tane onluğumuz ve 9 tane birliğimiz vardır. Evet çocuklar, alt alta yaptığım bu işlemi yan yana yaparak da sonuca ulaşabilirim. Evet, birinci sayım kaçtı? 21. Yazıyorum. Peki, ikinci sayım kaçtı çocuklar? 18. Evet, toplama işaretini yapıyorum. 18. Ve eşittir'i kullanıyorum.
Şimdi önce toplama işleminde birler basamağını sonuca ulaştıracağım. Birler basamağında 21 sayısının birler basamağında 1, 18 sayısının birler basamağında 8 var. Evet, 1'in üstüne 8 saydık. Neydi cevabımız? 9. Bunu da birler basamağı bölümüne yazıyoruz. 2 onluğun üstüne 1 onluk daha ekleyeceğiz. Cevabım nedir? 3 onluk. Gördüğünüz gibi toplama işleminde sonuç alt alta yapsam da yan yana yapsam da işlemi değişmiyor. Sonuçlarım her zaman aynı. Peki acaba yerlerini değiştirsem sonucum değişir mi? Yani 18'i yukarı yazsam 21'i aşağı yazıyorum. Acaba sonuç değişecek mi? Bakalım. Sizce değişecek mi? Hayır. Değişmeyecek. Peki yine söylüyorum, toplama işlemine birler basamağından başlıyoruz. 8'in üzerine kaç sayacağım? 1. Sayalım. 8, 1 daha? 9. Evet. 1. 2 daha. 1'in üstüne 2 sayalım. 2 ve 3. Siz çabucak sonuca ulaşıyorsunuz. Cevabım neymiş çocuklar? 39. Gördüğünüz gibi işlem yan yana yapılsa da, işlemde toplananların yerleri değişse de toplama işleminde sonucum değişmiyor. Evet çocuklar, şimdi sayı torbamızdan seçeceğimiz sayılarla işlemlerimize devam edelim. Evet. Bilal seç bakalım. Evet. Bilal 35'i seçti. Evet, Beyza da seçsin. Evet, Beyza 21'i seçti. Evet, şimdi seçilen sayıları tahtamıza yazalım. 21, 35. Peki, bir tane de ben seçeyim. Bakalım. Evet, benim seçtiğim sayı ise kaç çocuklar? 43. Acaba üçlü toplama işlemi yapabilir miyim? Yapabilir miyiz çocuklar? Evet. Gelin bir deneyelim. Evet. Şimdi bakalım. 21'i inceleyelim. 21'in içinde, evet, sizler söylüyorsunuz, bana yardımcı oluyorsunuz. Onluklarımız 2 onluk, 1 birlik. Evet, diğer sayılarımız da aynı şekilde inceleyeceğiz çocuklar. 35 sayısını inceleyelim. 3 onluk, 5 birlik. 3 onluk, 5 birlik. Evet, güzel. 43 sayısını inceleyelim. 4 onluk, 3 birlik. 4 onluk. Evet. 3 birlik. 3 birlik. Evet, peki. Toplama işlemine nereden başlıyorduk çocuklar? Birler basamağından başlıyorduk. Hadi o zaman birlikte yapalım. 1'in üzerine 5 sayalım. Bakalım kaç yapacak? 2, 3, 4, 5, 6. Peki 3 daha gelecekmiş. 6'nın üzerine 3 daha ekliyoruz. 7, 8, 9. Evet, çok güzel. Şimdi 2 onluğun üstüne 3 onluk sayalım. 3, 4 ve 5. 4 onluk daha gelirse 6, 7, 8 ve 9. Gördüğünüz gibi 3 sayıdan oluşan bir toplama işlemini yaptık. Şimdi sonucumuzu inceleyelim. Sonucumuz 9 onluk, 9 birlik ve aferin size.
9 birlikten oluşuyor, öyle değil mi? Peki çocuklar, bu üçlü toplama işleminde sayıların yerlerini değiştirirsem bulmuş olduğum sonuç değişir mi? Hayır. Değişmez mi? Değişmez. Emin misiniz? Eminiz. Deneyelim. 35'i başa alıyorum. 43'ü ortaya yazıyorum. 21'i ise sona yazıyorum. Evet, işaretim ve toplayacağım. Bakalım sonucum değişecek mi? Sonucum 99'du. 5'in üstüne kaç sayacağız çocuklar? 3 sayacağız. Sayalım. 6, 7, 8. Bir daha sayalım. 9. Evet, güzel. Şimdi 3 onluğun üstüne 4 onluk sayalım. 4, 5, 6, 7. 2 onluğum daha var. 8, 9. Sonuçlarımızı karşılaştıralım. Değişti mi? Hayır. O halde siz haklıymışsınız. Üçlü toplama işleminde de sayıların yerleri değişse bile sonucum değişmez. Şimdi az önce kalemlerim vardı. Öyle değil mi? 25 kalemim ve 34 kalemim vardı. Ama ben şimdi bu kalemlerimle yetinmeyeceğim. Ve kalemliğimdeki kalemlere sayısını arttıracağım. Şimdi birinci kalemlikteki kalemlerimin sayısı 25. Şimdi ben buna bu kalemlere 1, 2, 3 ve 4. 4 kalem daha ekliyorum. Ne yapar o zaman birinci kalemliğimdeki kalemlerin sayısı? 29 eder. Tahtamızı da temizleyelim. Evet. Eder. 25 kalemin yanına 4 kalem daha geldi. Peki ikinci kalemliğimde bulunan 34 kalemimin üzerine 2 kalem daha eklersem gördüğünüz gibi 1, 2 koyuyorum. Kalemlerimin sayısı ne olur? 36 olur. Evet. Şimdi kalemlerimin sayısı artar. Öyle değil mi? Toplama işlemiyle sonuca gideceğim. Ama çocuklar önce değişik bir yöntemle gidelim. Önce kalemlerimi onarlı gruplara ayırmak istiyorum. Evet, birlikte sayıyoruz ve kalemlerimizi onarlı gruplara ayırıyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Birinci grup kalemimiz, ayırdığımız kalemi belirliyoruz. Bakalım ne yapacağız? Evet. Hepsini aynı şekilde ayıracağız. Evet, devam ediyorsunuz saymaya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkinci onlu grubum. Evet, belirliyorum yine. Şöyle bulduğum bir, şöyle bir bağlayalım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Yine bağlıyoruz. Evet. Diğerine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10'lu yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. O zaman kaç tane 10'lu grubum oldu? 3. 1, 2, 3. 6 tane de birli kalemim oldu. Koyalım. Şimdi aynı şekilde diğer kalemliğimizde bulunan kalemlerimizi de sayıyoruz ve onlu gruplara ayırıyoruz. Hazır mısınız? Evet. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Aferin. Bunu da ayırıyoruz. Evet, çok güzel. Peki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Sizler de çocuklar benzer etkinlikleri evlerinizde çeşitli araçlarla yapabilirsiniz. Evet, bakalım başka 10 var mı? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Var mı? Yok. Başka 10 yok. Gelin şimdi toplama işlemimize birliklerden başlayalım. Evet, 29 sayımızın içinde 9 tane birliğimiz var, öyle değil mi? Biraz sonra tek tek yine sayacağız. 36 sayımızın içinde ise 6 tane birliğimiz var. Demek ki bizim bakalım kaç birliğimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bizim kaç tane birliğimiz varmış çocuklar? 15 tane birliğimiz varmış. Evet. Önce sayılarımızı yazalım. Sonra elimizdeki birlik sayısını bildirelim. Evet. Teker teker kalemlerimizi saydık ve grupladık. Bizim 15 tane neyimiz var çocuklar? Birliğimiz var, öyle değil mi? 15 birliğimiz var. Peki kaç tane onluğumuz var? 5 tane onluğumuz vardı. Şimdi gelin tekrar kalemlerimize bakalım. Çocuklar, buradaki 15 birliğim var ya, bu 15'in içinde zaten bir tane onlu grubum var. Ben bunu ayırıp onlukların içine katamaz mıyım? Katabilirim, öyle değil mi? Ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu artık onlu bir grup. Artık birliklerimin içinde bir onluk ve 5 birliğim var. Yazalım. Bir onluk ve 5 birliğim var, öyle değil mi çocuklar? Evet, aynı zamanda 5 onluğum da burada var. Ama biz ne dedik çocuklar? 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 onluğum var. Bir onluk da burada var. Demek ki ben buradaki onluğu artık birler basamağına yazamam. Çünkü bu onluk olmuş. Bunu alacağım ve onlar basamağının üzerine ekleyeceğim. O zaman onlar basamağımda kaç onluğum olur? 6 onluğum olur, öyle değil mi? Birler basamağında ne kalır? Sadece 5 tane birliğim kalır. Bakalım. Yapalım. Bir onluk ve 5 birliğim vardı ama buradaki onluğumu onlar basamağına göndereceğim. Ve birler basamağımda sadece birliklerim kalacak. Evet. Artık burada 6 onluğum var. Gördüğünüz gibi 6 onluğumuz oldu. Artık cevabımız 6 onluk ve 5 birlikten oluşuyor. 6 onluk kaç eder çocuklar? Sayalım birlikte. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 5 birlik kaç eder çocuklar? 1, 2, 3, 4 ve 5. Yani cevabımız 65 olur. Şimdi isterseniz
yaptığımızı, kalemlerimizle yaptığımızı ekranda bir daha görelim. Evet, sayılarımız 29 ve 36. 29 sayısı 2 onluk ve 9 birlikten oluşuyor. Diğer 36 sayımız 3 onluk ve 6 birlikten oluşuyor. Evet çocuklar, 9 birliğin yanına 6 birlik daha gelirse 15 birlik eder. Halen 5 onluğum olur. 15 birliğimin içinde 10 birlik artı 5 birlik vardır. Halen burada ise 5 onluğum vardır. Ve şimdi artık ben onluklarımı ve birliklerimi ayırmak istiyorum. 5 birlik ve 1 onluk gördüğünüz gibi. Bu da 5 onluk eder. Ve ben buradaki 1 onluğumu artık 5 onluğun üzerine ekleyip birler basamağından alacağım. Artık gördüğünüz gibi 5 birliğim 6 onluğum olur. Cevabım o halde 65'tir. Evet. Onluk taban bloklarımızla bakalım. Küplerimizle devam edelim. İzleyelim. Evet, gördüğünüz gibi 2 tane onlu bloğumuz var. 29. Evet. 3 tane onlu bloğumuz var ve 6 tane birlik küpümüz var. 6 tane birliğimiz var. Bakalım şimdi ne olacak? Şimdi birliklerimizi topluyoruz çocuklar. Bakalım sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane birliğimiz var, öyle değil mi? Evet. Halen 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane onluk bloğumuz var. Çok güzel. 15 tane birliğimiz var. Peki çocuklar, bu 15 birliğin içinde görüyorsunuz ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aslında bir onluğumuz daha var. Öyle değil mi? Peki onlukların yeri neresi? Onlar basamağı. O zaman ben bunu buradan ne yapacağım? Alacağım onlar basamağına. Kaç tane birliğim kalıyor o zaman? 1, 2, 3, 4, 5. Peki kaç tane onluğum oluyor? 1, 2, 3, 4, 5. Ve birliklerden gelen bir onlukla birlikte 6 tane onluğum oluyor. Sonucumuzu görelim. 65. 6 onluk, 5 birlik. Evet, şimdi bu sayılarımıza bakalım çocuklar. Evet, 29 sayısını inceliyoruz. 2 onluk, 9 birlik. 38 sayısını inceliyoruz. 3 onluk, 8 birlik. 13 sayısını inceleyelim. 1 onluk, 3 birlik. Önce birliklerimizi topluyoruz. 9'un üstüne 8 sayalım. Hadi birlikte. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17'nin üzerine 3 birlik daha sayacağız. 18, 19, 20. Kaç birliğim oldu çocuklar? 20 birliğim oldu. Peki kaç tane onluğum var? Onu da sayalım. 2 onluğun üstüne 3 onluk sayalım. 3, 4 ve 5. 1 onluk daha ekleyelim. 6. Gördüğünüz gibi 6 onluğum, 20 birliğim var. Peki çocuklar, ama onluklar hep onlar basamağına yazılır. 20 birliğin içinde kaç tane onluğum var? 2 tane onluğum var. Peki kaç tane birliğim var? 0 tane birliğim var, öyle değil mi? O halde ben buradaki 2 onluğu alıp onlar basamağındaki onluklara ekleyeceğim. Birler basamağında ne kalacak? 0 birlik. Evet, görelim. Bakın, ekliyoruz. Evet. 8 onluk ve birlikler 0 birlik. Sonucumuz neymiş çocuklar o halde? 80'miş, öyle değil mi? Aferin size. Gördüğünüz gibi 20 birlik,
iki onluk şeklinde onlar basamağına geçiyor ve artık iki onluğumuz ve sıfır birliğimiz oluyor. Yani cevabımız kaçtır? 80. Şimdi çocuklar, işlediğimiz konuyla ilgili bir örneği de arkadaşınızla birlikte tahtada yapalım ve böylece konumuzu pekiştirelim. Evet, Hümeyra gel bakalım. Evet, bir toplama işlemi de seninle birlikte yapalım. Sen yapıyorsun, arkadaşlarına sesli bir şekilde anlatıyorsun, ben de sana yardımcı oluyorum. Evet. 8, 6 daha. Önce istersen sayılarımızı bir incele, yanlarına şöyle bir yaz. Evet, 38 sayısının içine biz de yardımcı olalım. Kaç onluk var çocuklar? 3 onluk var. Evet. 38 sayısının içinde 3 tane onluk var. Evet. Peki kaç tane birlik var? 8 tane birlik var. Evet. 8 tane birlik var. Evet. Peki 16 sayısını inceleyelim. 16 sayısının içinde bir tane onluk. Evet Tümeyra, senin de sesini duyalım. Bir onluk. Bir onluk. Ay. Evet. 6 tane. Birlik var. 6 tane. Birlik altı var. Birlik var. Evet. Noktalarımızı da koyalım. Peki şimdi Hümeyra toplama yapacak. Peki toplama işlemine nereden başlayacak? Birler basamağından başlayacak. Evet, başlayalım bakalım. 8'in üzerine 6 sayalım. Hadi biz de sayalım ve Hümeyra'ya yardımcı olalım. Hümeyra sesli bir şekilde sayıyorsun. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 birlik şeklinde yazıyoruz. 14 birlik. Öyle değil mi? Yazıyoruz. 14 birlik. Evet. Birliğini de yazalım Hümeyra'cığım yanına. Birlik olduğunu bilelim. Evet. Peki. Şimdi onluklarımızı toplayalım. 3 onluk, 1 onluk daha. 3, 1 daha 4 eder. 4. Yalnız birazcık aralık bırakalım. Çünkü onluklarımız sığmaz. Evet. 4 onluk. Peki 14 birliğin içinde Hümeyra kaç tane onluk var? Bir tane. Bir tane onluk var, öyle değil mi? Peki biz o onluğu nereye yazacağız? Onluklara. Onluklara yazacağız. O halde şimdi bizim kaç onluğumuz olur? 5 onluğumuz olur. Evet, 5 onluk. 5 onluk. Evet. Ve kaç birliğimiz kaldı? 4 birlik. 4 birlik. Evet, gördüğünüz gibi Hümeyra konuyu anlamış, tahtaya geldi ve bir eldeli toplama işlemi yaptı. O halde cevabımız kaçmış Hümeyra? 5 onluk ve 4 birlik, yani 54. 54. O zaman şurayı silelim ve cevabımızı altına yazalım. Evet, geçebilirsin Hümeyra. Aferin. Evet çocuklar, şimdi yeni bir etkinlikle devam edelim. Şimdi önümde gördüğünüz şekerliğin içinde 15 tane şeker var. Şimdi ben bu şekerlikteki şekerlere biraz şeker daha ekleyeceğim. Ama kaç tane ekleyeceğimi size söylemeyeceğim. Şimdi arkamı dönüyorum. Ve bu şekerliğin içine, 15 tane şekerin içine biraz şeker daha ekledim. Şu anda artık bu şekerlikte 15 değil, 19 tane şekerim var. Acaba ben bu şekerlikteki şekerlere kaç şeker ekledim? Evet. Tahtaya bir yazalım. Tahtaya bir yazalım. Şekerlikte ilk önce kaç şeker vardı çocuklar? 15. Öyle değil mi? Peki şeker eklediğime göre toplama işlemi. Ama kaç şeker eklediğimi biliyor muyum? Hayır.
Bilmiyorum. Peki artık kaç şekerim var orada? 19. 19 şekerim var, öyle değil mi? Evet, artık 19 tane şekerim var. O zaman ben nereyi bulacağım? Burayı bulacağım, öyle değil mi? Şöyle birlikte bir düşünelim çocuklar. Peki, onluklarımız değişmiş mi çocuklar? Hayır. Hayır. Bir onluk buradayken, bir onluk da burada var. Demek ki onluklarımızda bir artma olmamış. Ne artmış peki? Birliklerimiz artmış. Beşken kaç olmuş? 9 olmuş, öyle değil mi? Bakın 5'ken 9 olmuş. O zaman ne yapacağız? 5'in üstüne 9'a kadar sayacağız. Hadi sayalım. 6, 7, 8 ve 9. Kaç tane saydık? 4. O zaman ben kaç şeker eklemişim? 4. Bakalım mı? Bakalım. Eklediğim şekerleri geri alıyorum. Bakalım doğru yapmış mıyız? Şimdi şekerliğimizdeki şekerleri sayıyoruz. Kaç tane şekerim olacak? 15 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Siz de katılabilirsiniz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Gördüğünüz gibi 15 şekerim var. Ben kaç şeker eklemiştim? Siz dediniz ki 4. Gerçekten 4 mü? Evet. 1, 2, 3 ve 4. Yani 16, 17, 18 ve 19. Aferin size. Ben size eklediğim şeker sayısını söylemedim ama siz buldunuz. Gelin şimdi işlemimizi ekrandan bir daha görelim. Evet, 15 bir onluk ve 5 birlikten oluşuyor. 15'e bir ekleme yapıyorum ki toplama işlemi bu. Cevabı 19 olmuş. Bir onluk ve 9 birlik. Onluklarımda herhangi bir değişme var mı çocuklar? Yok. Artma nerede söz konusu? Birliklerimde söz konusu. O halde 5'in üstüne kaç eklersem 9 yapar. 5'ten 9'a kadar sayalım. 6, 7, 8 ve 9. Evet, gördüğünüz gibi cevabımız 4'müş. Aferin size. Evet, bir diğerini görelim. 34 sayısını inceleyelim. 3 onluk, 4 birlik. 46 sayısını inceleyelim. 4 onluk, 6 birlik. Çocuklar, birliklerimde bir artış var mı? Evet. Onluklarımda bir artış var mı? Evet. Evet. O zaman hem birliklerimin üstüne sayacağız, hem onluklarımın üstüne sayacağız. Hadi sayalım. 4'ün üstüne kaça kadar sayacağız? 6'ya kadar. Sayalım birlikte. 5, 6. Yani 2 birlik. Şimdi onluklarımın üstüne sayalım. 3, 1 daha 4. Gördüğünüz gibi 1 onluk 2 birlik. Yani cevabımız kaçmış? 12. 12, öyle değil mi? Evet, çok güzel. Şimdi 46, 34. Bir de cetvelimiz var bize yardımcı olmak için. Şimdi bakalım. 34'ün üzerine kaç eklersek 46 yapar. 34'ün yerini belirleyelim. Evet, gördünüz mü çocuklar? 34'ün yeri belirlendi. Ve şimdi 46'ya kadar gideceğiz. 34. Gitmeye hazır mısınız çocuklar? Cetvelin üstünde gidelim. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46. 12 tane gitmiş olduk, gördünüz mü? Demek ki buradaki bilinmeyen toplananımız 12'ymiş.
cetvelimizin yardımıyla aralığı bulduk ve cevabımıza ulaştık. Evet, bir diğerini görelim. Evet, yine cetvelimiz bize yardımcı olacak çocuklar. Hazır mısınız? Hazırız. Evet, 25, 38'miş sonuç. 25'in yerini belirledik. Bakın 25'in yeri cetvelimizde. Kaça kadar gideceğiz 25'ten? 38'e kadar gideceğiz. 38'in yerini de belirleyelim ve oraya kadar gidelim. Evet, görüyor musunuz çocuklar? Şimdi arayı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bakalım doğru mu? Evet, gördüğünüz gibi 13 tane aralık, yani cevabımız 13. Şimdi gördüğünüz gibi bilinmeyenli toplama işlemlerimiz var. Bu konuyu öğrendiğimize göre artık bunları kolayca yapabiliriz. Hazırsanız hemencecik başlayalım. Sondan başlayalım. 13 ile kaçı toplarsak 25 eder? Birliklerimiz değişmiş mi? Evet. Onluklarımız değişmiş mi? Evet. Evet. O halde 3'ün üstüne kaç sayacağız? 5'e kadar. 4, 5. 1'den 2'ye kadar sayalım. 1. O halde cevabımız neymiş? 10, 2. Aferin size. Bakın, dikkatli yapmazsak burada hatalı yanıtını verir. O yüzden biraz daha dikkatli ve özenli yapacağız. Şimdi 16 ve 38. 16'nın bakalım. Onluklarımız değişmiş mi? Evet. Evet, artmış. Peki birliklerimiz değişmiş mi? Evet. Evet, birliklerimiz de değişmiş. Peki 6'nın üzerine kaç sayarsak 8 eder? 7. 8. Evet, 2. Peki 1'in üstüne kaç sayarsak 3 eder? 2, 3. Cevabımız kaçmış? 22. Görelim. Evet, çok güzel. Şimdi de 22 ile kaçı toplarsam 44 cevabına ulaşırım. Bakalım. Onluklarımız değişmiş. Birliklerimiz de değişmiş. Bakalım, birliklerimizden sayalım. 2'nin üstüne kaç sayarsam 4 eder? Sayalım. 1, 2, 3, 4. Peki onluklardaki 2'nin üstüne kaç sayarsam 4 eder? 1, 2. Cevabımız o halde kaç? 22. Evet. Şimdi görelim. 14 ile kaçı toplarsam 55 eder. Evet. 4'ün üstüne kaç sayarsam 5 eder çocuklar? 1. Öyle değil mi? Sayalım. 4, 5. Peki 1'in üstüne kaç sayarsam 5 eder? Sayalım birlikte. 2, 3, 4, 5. Cevabım nedir? 41. Görelim. Evet, aferin size. Hiçbirini hatalı yapmadınız. Hepsini doğru yaptınız ve ışıkları yaktınız. Evet çocuklar, şimdi sizlere bir sorum var. Benim 20 tane cevizim var. Babam 10 ceviz daha verdi. Kaç cevizim olduğunu bulmak için toplama işlemi yapacağım. Çünkü cevizlerim arttı. Ama acaba hiç kağıt ve kalem kullanmadan zihinden toplama işlemi yapabilir miyim? Gelin bir deneyelim. Şimdilik bir kalem kullanalım. Nasıl yaptığımıza bakalım. 20 cevizim var. 10 tane de babam verecek. Acaba zihinden toplama işlemini nasıl yaparım? Çocuklar, gördüğünüz gibi her iki sayının da birler basamağında ne var? 0 var. O halde birler basamağını toplamama gerek yok. Çünkü sonuç değişmeyecektir. Onlukları toplamam sonuca ulaşmam için yeterli olacaktır. 2 onluk, 1 onluk daha, 3 onluk. O halde cevabım kaç olur? 30. Demek ki ben aslında bu sorunun cevabını kağıt kalem kullanmadan da yapabilirim. O halde ekranda balonlarımızın üzerinde verilen işlemlerimizi
Hiçbir şey kullanmadan aynı yöntemle yapalım. Şimdi bakalım. 30'u ve 40'ı toplayacağız çocuklar. Çocuklar, sıfırları toplamama gerek var mı? Birler basamağını toplamama gerek yok. O halde 3 onluk, 4 onluk daha kaç eder? 7 onluk. Yani? 70. 70 eder. Görelim. 70. Bakın gayet kolay. Demek ki biz toplama işlemini zihinden de yapabiliyoruz. Bir sonraki balonumuza geçelim. Gördüğünüz gibi 5 onluk ve 2 onluk. Cevabım kaç olur çocuklar? 70. 7 onluk. Yani 70. Görelim. Evet, çok güzel. Hiç hata vermiyoruz. Hep ışıkları yakıyoruz. Çocuklar, birler basamağını toplamama gerek var mı? Yok. Hayır, yok. Peki onlar basamağını toplayalım. 2 onluk. 2 onluk daha. Cevabım 4 onluk. Yani 40. Aferin size. Evet. Peki burada birler basamağını toplamama gerek var mı? Hayır, yok. O zaman onlar basamağını toplayalım. 6 onluk, 3 onluk daha. 9 onluk. Yani cevabım 90. Harikasınız. Bakalım. Evet, cevabım 90. Çok güzel. Şimdi öğretmeni bir soru sormuş. Biz yardımcı olacağız. Bakalım ne diyor öğretmeni. 25 ile 20 sayısını toplamasını istiyor. Ama nasıl toplayacak? Zihinden toplayacak. Bakalım. Evet. Arkadaşınız nasıl toplamış? Okuyalım mı birlikte? Evet. Evet. 25 ve 20'yi toplayacak. Bu işlemde diyor, önce diyor onlukları toplarım diyor. Onluklar ne yapar çocuklar? 2 onluk. 2 onluk daha? 4 onluk. Yani nedir? 40. Peki birlikleri toplayalım. 5. 0 daha? 5. O zaman 40'a 5 ekleyelim. Sonuç kaçmış? 45. Gördüğünüz gibi arkadaşınız öğretmenin zihinden toplama işlemiyle ilgili sorusunu kalem kağıt kullanmadan zihninden yapabilmiş. Bakalım siz yapabilecek misiniz? Evet. Mine'ye soralım. Mine, 15 ile 24'ü zihinden toplayabilecek misin? Öğretmenim, ilk önce onlukları toplarım. Onlukları toplarsın. 1 onluk, 2 onluk daha 3 onluk yapar. Yani 30 yapar. 30 yapar. Birlikleri toplarım. 5 birlik, 4 birlik daha 9 yapar. Yani 39. Yani 39. Evet çocuklar, Mine ne yaptı? Önce 25 ve 14'ün onluklarını toplayarak 30, yani 3 onluk sonucunu buldu. Ondan sonra da 5 ve 4 birliğe ulaştı. Cevabın 39 olduğunu Mine zihinden buldu. Peki bir işlem daha yapalım birlikte. Bu sefer Hümeyra, sen bana sor. Soru sor bana. Ben zihinden toplayayım. Bakalım yapabilecek miyim? 55 ile 34'ü. 55 ile 34'ü zihinden toplar mısın dedi Hümeyra bana. 55 ve 34. Şimdi ben bunu deniyorum. 55'in onluğu 5 tane, 34'ün onluğu 3 tane. Önce onlukları topluyorum. 8 onluk, yani 80. 55'in birliği 5 tane, 34'ün birliği 4 tane. Yani 9 birlik. O zaman cevabım kaç oluyor? 89. Gördüğünüz gibi kolayca sonuca ulaşabiliyorum. Çocuklar, sizler de kitaplarınızdaki etkinliklerde zihinden toplama işlemiyle ilgili soruları çözebilirsiniz. Evet çocuklar, gelin bir örneğimizde monitörümüzde inceleyelim. Evet, sayılarımız 38, toplam 16. Bakalım toplama işlemimizi zihinden yapabilir miyiz? Evet çocuklar, bakalım. Şimdi önce onluklarımızı topluyoruz. 3 onluk, 1 onluk daha kaç eder çocuklar? 4 onluk eder, öyle değil mi? Evet. Peki 8 birlik, 6 birlik daha kaç eder? 8'in üstüne 6 sayıyoruz. 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 birlik yapıyor.
Evet. Ama 14 birliğin içinde ben biliyorum ki bir onluk ve 4 birliğim var. Bir onluk ve 4 birliğim var. Peki ben bu bir onluğu ne yapacağım çocuklar? Onlar basamağına ekleyeceğim. O halde benim 5 onluk ve 4 birliğim var. Cevabım 5 onluk 4 birlik yani 54. Evet, diğer alıştırmalarımızı yapalım. 18 ve 24'ü zihinden toplayacağız çocuklar. Şimdi bakalım. Önce onluklarımızı topluyoruz. 1 onluk, 2 onluk daha 3 onluk eder. 8 birliğin üzerine 4 birlik sayalım. 9, 10, 11 ve 12 birlik. 12 birliğin içindeki bir onluğu onlar basamağımıza veriyoruz ve geride 2 birliğimiz kalıyor. O halde cevabımız kaçtır çocuklar? 42. Evet, diğerlerine bakalım. Çocuklar burada 4 onlukla 2 onluğu topluyoruz. 6 onluk. 5 birlikle 5 birliği topluyoruz. 10 birlik yani 1 onluk yapıyor. Onu onlar basamağına verdiğimiz zaman cevabımız ne olur? 70. Evet, bakalım doğru muymuş? Doğruymuş. Evet, diğerini görelim. Önce onluklarımızı topluyoruz. 3 onluk, 2 onluk daha ne yapar çocuklar? 5. 5 onluk yapar. Peki 7 birlik, 7 birlik daha sayalım üstüne. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 birlik yapar yani 1 onluk 4 birliktir. O halde cevabımız ne yapar çocuklar? 64. Evet, doğruymuş. Aferin size. Demek ki toplama işlemlerini zihinden de eldeli ya da eldesiz yapıp doğru sonuca ulaşabiliyoruz. Evet çocuklar, bazen toplama işlemlerini oldukça hızlı bir şekilde yapıp sonuca ulaşmamız gerekir. İşte bu gibi durumlarda yaklaşık sonuca ulaşmak bizim için doğru kabul edilir. Gelin bir görelim. Evet, monitörümüzde bakıyoruz. Çocuklar, 36 sayısı hangi onluğa daha yakındır? 40'a daha yakındır, öyle değil mi? Peki 18 sayısı hangi onluğa daha yakındır? 20'ye daha yakındır. İşte bu gibi durumlarda 40 ve 20'yi topladığımızda cevabı zihnimizden 60 olarak buluyoruz. Evet, sonucumuzu görelim. Sonucumuz 54. Eğer aradaki fark 10 farktan az ise, ki burada 54 ile 60 arasındaki fark 10 farktan azdır, o halde yaklaşık sonucumuz doğru olarak kabul edilir. Evet çocuklar, konumuzla ile ilgili örnekleri gelin bir de tahtamızda görelim. Evet, 18 sayısıyla 24 sayısını toplayacağım. Ama ondan önce yaklaşık sonucu bulacağım. Bakalım bulabilecek miyim? 18 sayısı cetvelde hangi onluğa daha yakındır çocuklar? 20'ye daha yakındır. Peki 24 sayısı cetvelde hangi onluğa daha yakındır? 20'ye daha yakındır. Bakalım. Yaklaşık sonuçlarımı hemen topluyorum. Ne yapar? 40. Zihinden de kolayca toplayabilirim. Şimdi gerçek toplama işlemimi yapıyorum. 8, 4 daha 12. 12'nin ikisini birler basamağına yazdık. Elde var 1. Şimdi onlar basamağına geldik. Bir tane birler basamağından onluk aldık. 1, 1 daha 2. 2 daha 4. Cevabım 42. Gördüğünüz gibi bulduğum kesin sonuç 42, bulduğum yaklaşık tahmini sonuç ise 40. İkisinin arasındaki fark ise sadece 2. Demek ki yaklaşık olarak bulduğum sonuç doğruymuş. Evet çocuklar, sizler de benzer örneklerinizi kitaplarınızda, etkinlik köşelerinizde yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.